Kıymetli takipçilerim, sizleri Balkanların Kudüs olarak atfedilen ve bakın Balkanlarda en öne çıkan şehirlerden biri olan Üsküp'ten selamlıyorum. Şu an neredeyiz? Bakın Üsküp'ün tam ortasından geçen ve yeni ve eski Üsküp olarak ikiye ayıran Varda Nehri'nin üstünde yapılmış 1. Murat'ın hatırası, Osmanlı'nın en büyük izi, Taş Köprü'deyiz. Bakın 6 metre genişliği ve yaklaşık 200 metre 214 metre uzunluğundaki Taş Köprü'deyiz. Hemen bakın 2014 yılında o zamanki Makedon hükümetinin Avrupa'dan aldığı destekle yaptığı yenileme projesinin gerçekleştiği Makedon meydanındayız. Bakın burası Vardar Nehri, Taş Köprü. Tabii Taş Köprü'den şöyle kısaca bir bilgi de aktaralım. Şöyle ki bakın burası aynı zamanda hemen şu an İnşaatı bitmeyen, bakın şurada iki yapı görüyorsunuz. Burada daha önce bir Osmanlı camisi vardı, Burmalı Cami. İşte bakın buradaki namaza yetişemeyenler için burada bir mihrap yapılmış, düşünülmüş ve namaza yetişemeyenlerin burada namaz kılması da sağlanmış. Ve şöyle kısaca bahsedelim. 2014 yılı itibariyle bakın alınan fonla yenilenen bir Üsküp'ü görüyorsunuz. Hemen şu gösterdiğim yapı arkeoloji binası. Hemen yanında Yargıtay binası var. Hemen bakın devamında ise Dış İlişkiler Bakanlığı'na ait bakın bina var. Tabi burada yapılan köprüler var. Bakın yanında iki tane köprü görüyorsunuz. Sanat Köprüsü ve Göz Köprüsü. Yine bakın burada bir asma köprü var. Bu yapılan köprülerin amacı tamamen bakın bu Taş Köprü'nün yani Osmanlı izlerini burada silmek. Hemen şöyle arkaya doğru baktığımızda bu taraf eski Türk Çarşısı diye geçer veya bazıları Baş Çarşı der. Yani Osmanlı'yı ve Türkçenin hemen hemen her dükkanda konuşulduğu yerlerden biridir bakın burası. Şurada bakın eliyle işaret etmiş selam duran biri var. İşte o İskender'e selam duran, Büyük İskender'e selam veren babası 2. Filip'i görüyoruz. Bakın burada hemen şöyle döndüğümüzde yeni meydana doğru yürüdüğümüzde ise yine bakın burası heykellerle donatılmış. Tabii şu çok enteresan bir bilgi var. Bir önceki hükümet burayı böyle yenileme projesiyle Avrupa'dan aldığı krediyle tamamen bakın ayrı bir formata sokuyor ve turistik bir hale getiriyor. Ama yeni gelen hükümet bunu durduruyor. Bakın şu yapılar duruyor ve eski hükümete bununla ilgili davalar açılmış durumda. O dönemin bakın hatta başka ülkelere kaçmış durumda şu an. Evet, şimdi şu gördüğünüz genç gemiciler heykeli. Tabii şurada da yine bakın heykeller var. Burada ön tarafta gördüğünüz heykeller özellikle 1912'de Balkanları terk etmek zorunda kalan Osmanlı'ya işte ilk ayaklanmayı başlatan ve onların tabii ki Makedonların diyelim yani Hristiyan Makedonların kahramanları olarak bakın burada heykelleri bulunuyor. Ama tabii şu an birçok Makedon ve özellikle burada yaşayan Arnavut ve Türk yoğunluk o hala Osmanlı'yı özlüyor. Şimdi bakın Makedon meydanına doğru devam ediyoruz. Hemen karşımızda buranın da en çok ilgi çeken heykeli var. Bakın devasa bir heykel. Şöyle yakından da gideceğim, göstereceğim. Büyük İskender. Onunla ilgili detayları vereceğiz. Ama ondan önce hemen şurada bakın yine bir heykel daha var. Hemen Vardanların kıyısında Justinian Roma İmparatoru. Daha doğrusu biz onu nereden hatırlıyoruz? Justinian'i Ayasofya'dan hatırlıyoruz. Ayasofya'nın inşaatıyla Doğu Roma İmparatoru. Seni yendim, seni geçtim Süleyman diyerek girmişti Ayasofya. İşte bakın o Justinian burada özel olarak heykeli bulunuyor. Çünkü bu bölgeyle ilgili çok fazla ortak noktası bulunan bir Doğu Roma İmparatoru. Şimdi Büyük İskender'in bakın burası bu arada Makedonya meydanı olarak geçiyor. Büyük İskender'in bakın şimdi büyük anıtının önüne doğru gidiyoruz. Çok yakın zamanda biliyorsunuz Yunanistan'la Makedonya arasında çok büyük bir gerginlik olmuştu ve Makedonya'nın ismi Kuzey Makedonya olarak değiştirilmişti. Tabi bu Makedonya bölgesi aslında Yunanistan'ı da içine alan bir bölge baktığımızda. İşte Yunanlılar bu bölgede yaşayanlara yani Makedonlara Kuzeyliler diyor. Ve bu politik savaşı Yunanistan kazandı ve Kuzey Makedonya ismini aldı. Fakat şimdi sıra İskender'de. İşte bakın Yunanlılar İskender'e de sahip çıkıyorlar ve diyorlar ki İskender bizim kahramanımızdır. Size 3 seçenek sunuyoruz. Ya bu heykeli kaldırın, ya İskender'in adını değiştirin, ya da bununla ilgili Yunan kahramanı olduğuyla ilgili bakın tüm vesikaları değiştirin diye böyle bir seçenek sunuyorlar. Evet, hakikaten görselliğiyle
Ve özellikle bakın gece buradaki renk oyunlarıyla çok ön plana çıkan bir yer. Makedonya Meydanı, Üsküp. Bakın şöyle genel olarak bir görüntü de vereyim. Sadece şu meydanıyla on binlerce turisti bakın çeken bir yer. Şimdi Makedonya'nın en öne çıkan heykeli İskender'i ve kahramanı tabii ki aynı zamanda İskender'i, Büyük İskender'in bakın savaşlarını anlatan yaklaşık 27 metre yüksekliğinde bakın bu heykelin etrafında şöyle sizlere kısa bir tur atıyorum. Yine bakın burada başka heykeller de var. Yine bakın bir Bulgar kralının heykelini görüyorsunuz. Kendisi Ohri. Ki Makedonya'nın bana göre görselliğiyle ve doğasıyla en öne çıkan yeri Ohri. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yer. İşte bakın o Ohri'de Bulgar kralını kurup oradaki kaleyi inşa eden ve Ayasofya'nın açılmasına, oradaki Ayasofya'nın açılmasına sebep olan Bulgar kralının bakın burada yine heykelini görüyorsunuz. Evet, şöyle biraz daha size göstereyim. İskender heykelini. İskender ve Atropos. Bakın burada canlandırılmaya çalışılmış.